Merhaba, öncelikle herkese hoş geldiniz. Böyle görmeden konuşuyor olmak enteresan ama şu an orada olduğunuzu biliyoruz. ve size bugün İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 28 senedir düzenlediği, bu sene 29.sunu düzenleyecek olduğu Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile ilgili bilgi vermek üzere şansımla beraber karşınızdayız. Ben Özlem Kaya ve şansım Adalı size merak ettiğiniz şeyleri anlatmak üzere buradayız. Biz biraz konuşacağız. Ondan sonra sizle soru cevap yaparak belki bizim de aklımıza gelmeyen şeyleri cevaplamamızı sağlarsınız. Koza yarışması hepimizin hayatına dokunmuş bir yarışma aslında. Ben de Koza yarışması finalisti olmuştum. 2000 yılında ilk üçe girememiştim. Yani ilk üçe giremeseniz de çok da kötü şeyler olmuyor. Ve ilk üçe giremeyen ama şu anda hayatımızda takip ettiğimiz markasını yakından görüp beğendiğimiz ya da bildiğimiz birçok tasarımcı arkadaşımız aslında bu yarışmanın finalistlerinden olmuş. İlk onuna girmiş veya ilk üçüne girmiş. Hatta bazılarının isimlerini verebilirim. Belki bir ilham kaynağı olur. İşte Özgür Masur, üçüncü olmuştu mesela. Meltem Özbek, Hakan Yıldırım, Bahar Korçan bu yarışmanın ilk birincisi. Ve aslında ismini bildiğimiz, duyduğumuz ve duymadığımız ama birçok büyük firmanın kreatif direktörü olan, sektörde ciddi yere sahip birçok tasarımcı arkadaşımızın aslında hayatında, kariyerinde bir basamak olmuş bir yarışmadan bahsediyoruz burada. Ben sizin adınıza da heyecanlıyım. Şu an kendi adıma da heyecanlıyım. Çünkü biz gerçekten hem moda sektörüyle ilgili bir yenilik olduğu için heyecanlanıyoruz. Hem de sizin hayatınızı aslında biraz da dokunacağımız için heyecanlanıyoruz. Değil mi şansımcı? Aynen öyle Özlem. Ben de biraz Koza'nın benim hayatımdaki öneminden bahsedeyim. Koza yarışması Türkiye'nin en iyi tasarımcı yarışmasıdır. Ve 30. senesine girmesine çok az kaldı. 29.sı gerçekleştiriliyor ve Özlem'in de saydığı gibi hayranı olduğumuz tasarımcılarımızın çoğunun Koza geçmişi var. Bazılarının ismini biliyoruz, bazılarının sektörde çok iyi yerlerdeler. Bizler yakından takip edebiliyoruz. Kozalı olmak hep bir ayrıcalık veya birinin Kozalı olduğunu öğrenmek de o kişiyi aslında bu sektörde ayrı bir yere koyuyor. Ben de bunun hep okurken hayaliyle ve bu benim de hayranı olduğum kişileri izlerken aynı hissiyatla hep bir parçası olmanın hayalini kuruyordum. Geçen sene mentörlükle Kozalı olabildim ben de resmi olarak. Ama çok fazla yarışma öğrenciyken yarışmaların finallerini izliyordum. Hatta benim en etkilendiğim Zeynep Tosun'un dereceye girdiği seneydi. Sanırım 2007 idi. Dolayısıyla oradan beri çok büyük bir hayalin gerçekleşmesine geçen sene kendi adıma şahit oldum. Ve 2004 senesinde ben aslında üniversitede okurken İHKİP tarafından yapılan bir çağrıyla ben moda tasarım okumaya karar verdim. O da şöyleydi. Anneler, babalar, tekstil sektörü Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör ve hala da gelişiyor. Dünyada çok iyi bir yerdeyiz. Ama bir eksiğimiz var. O da özgün tasarımlar yapan özgün tasarımcılarımız. Lütfen çocuklarınızı ilgili üniversite bölümlerine yönlendirin. Hala bu ihtiyacımız devam ediyor.
bizim çok güçlü tasarımcılara ihtiyacımız var. Ve İHKİP 29. sene, bu senede, geçen senede pandemiye rağmen bütün dünyadaki yarışmalar iptal edilse dahi yılmadı ve durmadan tasarımcının hayalini, ürüne dönüştürme hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olduğu gibi yine sektöre çok başarılı isimler kazandırmaya devam etti. Hatta finalistlerimizin çok iyi okullardan kabulü geldiğinin geçen hafta öğrendim. Böyle de bir müjdeleri var. Herkesin, çoğu kişinin hayal ettiği Londra'daki iyi okullardan kabulleri geldi. Dolayısıyla verdiği, sağladığı imkanlarla da aslında inanılmaz bir şans Koza ve devam ediyor olabilmesi istikrarlı bir şekilde yine bir şans. Özlem Başkanım'ın mentörlüğünün kıymeti. Şu an ben çok heyecanlıyım çünkü mentorum ama Özlem Hocam benim de mentorum. O yüzden aşk olsun. Seni çok heyecanlı. Estağfurullah. Çok da kıymetli bir öğretmen olduğu için. Bu sene daha da heyecanlı benim kendi adıma. Dolayısıyla bu çok güzel bir süreç. En başından A'dan Z'ye. Şimdi detaylarını da anlatacağız. Buna katılmayı düşünmekle başlayan aslında insanın yani tasarımcıyı geliştiren bir süreç. Dolayısıyla yani yine ondan da bahsederiz. Dereceye girmeye çalışmak, ilkinde başarılı olmasan da öbür sene yine şansını denemek, o sıradaki kendindeki gelişimden başlayan bir serüven bu. Sonuna gelene kadar böyle örneklerimiz de çok var. Dolayısıyla istersen Özlem biraz o sürecin nasıl başlayacağından ya da senin yönlendirmenle devam edelim. Ya şöyle, aslında önce ödülleri sayalım diyorum ben. çünkü en çok merak edilen şeylerden bir tanesi o oluyor. Tabii ki bu bizim kariyerimizde bir dönüm noktası. Yani tasarımcılar olarak bu yarışmaya, yani genel olarak yarışmalara katılmak ama aslında bu kadar ödülü kıymetli yarışmalardan birinin ve bu kadar uzun süredir devam ediyor olmasının ve aslında tecrübesinin de getirdiği tasarımcıyı daha iyi anlayan ve ona daha çok destek olmak isteyen Koza yarışmasının bu seneki ödülleri: birinciye 50.000, ikinciye 25.000, üçüncüye 15.000 TL. Ama aslında tasarım, yani ben öğrenciyken onu düşünüyorum. Aslında ilk baktığımız şey bizim para ödülü değildi. Tamamen veya ödül değildi. Tamamen bu bizim kariyerimizdeki bir dönüm noktası, bir başlangıç. Çünkü okurken bir yerde çalışmanız zor olabiliyor. Evet, çalışan arkadaşlarımız da vardı ama aslında sizin hedeflediğiniz noktaya daha zor ama çok motive edici bir noktada ulaşmanızı sağladığı için hep yarışmaları tercih ederdik. Sonuçta bu bizim kanımızda olan bir şey var. Yani okula girdiğimizden itibaren hep bir yarış içinde olduğumuz için bu da bizim sektörde yer almamızı sağlayan en önemli yarışma aslında. O yüzden ben para ödülünü saydım ama aslında diğer ödüller bizi daha fazla ilgilendiriyor. Aslında en önemlisi tabii ki Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yurt dışı eğitim ödülü. Çünkü biz burada zaten eğitimimizi alıyoruz bir şekilde. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Vizyonumuza vizyon katmak istiyoruz. Aslında farklı bir vizyon katacak bize yurt dışı eğitim. Kendimizi geliştirmek adına, kendimizi belki daha farklı yerlerde ifade etmek adına, yani hem doğduğumuz toprakları da temsilen bence çok önemli bir ödül, yurt dışı eğitim ödülü. En önemlilerinden bir tanesi bu aslında. Diğerleri, bir uluslararası fuar ziyareti var. Evet, geçen sene pandemiden dolayı gidilemedi. Ama o haklar saklı tutuluyor ve mutlaka gidiliyor. Yabancı dili eğitimi var yurt içinde, seçtiğiniz bir kursta.
İMA'nın, İstanbul Moda Akademisi'nin moda tasarımı ve yönetimi masterclass diploma programı var, bir sene boyunca süren. Aslında bu program da bence yurt dışı ödülü kadar önemli. Çünkü bu da sonrasını da düşünürsek eğer, orada bir sene okuyorsunuz, sonra NewGen programına dahil olup aslında İstanbul Moda Haftası'nda defile yapma fırsatı elde edebiliyorsunuz. Yani kendinizi gösterme fırsatlarından bir tanesi aslında bu, tasarımlarınızı bizlerle buluşturma fırsatlarından bir tanesi bu aslında. Bence yurt dışı eğitiminden sonra, yani ilk üçün dışında sonuçta iyi yurt dışı eğitimi kazanamıyor olacak diğer finalistler. Ama bu eğitime hak kazanmış olacaklar. Çünkü 10 finalist birden bu eğitimi alabiliyor. Moda Tasarımcıları Derneği'nde bir senelik üyelik ödülümüz var. Ama dediğim gibi tabii ki bu ödüller çok güzel, her şey çok güzel, gala gecesi, her şey çok renkli. Ama aslında kolay bir şey değil tabii ki bu yarışmada finale kalabilmek. Finale kalabilmek için yapmamız gereken şeyler var doğal olarak. Bazı stepler var, onlardan bahsedelim. Bir de daha çok ben kendi öğrencilerimden de biliyorum, merak ettikleri şeylerden bir tanesi işte paftaların nasıl hazırlandığı vesaire gibi, tabii biraz daha teknik konular. Ama şöyle bir farklılık oldu bu sene şartnamede. Eskiden sadece 6 kadın ve 6 erkek tasarımıyla katılabiliyorken şimdi ikisini karıştırabiliyorsunuz aynı zamanda. Çünkü aynı zamanda Koza yarışması günceli de takip eden bir yarışma olduğu için ve her sene kendini buna göre yenilediği için ve artık günümüzde koleksiyonlarda her şey iç içe geçmiş vaziyetteyken bizim de bunu ayrı tutmamız zaten aslında anlamsız olurdu. O yüzden ikisini de bir arada kullanabileceğiniz, isterseniz unisex yapabileceğiniz koleksiyonlar hazırlayabilirsiniz 6 look'tan oluşan. Koza'nın özelliklerinden bir tanesi tema vermemesi her sene. Bu önemli bir özellik. Şundan önemli bir özellik. Birincisi, burada tema konusunda sizi sınırlandırmıyoruz. İstediğiniz temada kendinizi ifade edebilmenize olanak sağlıyoruz. O yüzden kendi hikayenizi, her neyse o hikaye, burada özgürce anlatabileceğiniz bir platformdasınız. 6, minimum 6 pafta yükleyeceksiniz. Maksimum 12 pafta yükleyebilirsiniz. Benim en önemsediğim şeylerden biri, ben burada şimdi mentor olarak oturuyorum ama jüri olarak, jüri gözüyle de baktığımız için aynı zamanda o anlamda da konuşuyorum. Şimdi paftalarda benim için en önemli şeylerden bir tanesi line-up'ı yan yana görebiliyor olmak. Temanızın özetinin kendini çok iyi ifade edebiliyor olması. Şimdi bazı dosyalar görüyoruz, o kadar uzun anlatımlar ve o kadar karmaşık mood boardlar vesaireler var ki evet siz biliyorsunuz temanızın ne olduğunu, tasarımlarınızı, ama biz ilk defa görüyor olduğumuz için bunların kendini daha net anlatıyor olması lazım. Bu avantajlardan, yani bu sizin avantajınız olur. Orada doldurmanız gereken bir kutucuk var ve o kutucuğu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor kendi hikayenizi anlatırken. Onun dışında line-up çok önemli dedim. Line-up'ta hepsini yan yana görmek, mood board'unuzun ve işte aksesuar ve kumaş board'unuzun çok iyi ifade edilmiş olması, bunların hepsi sizin için artı puan demek. Teknik çizim benim için en önemli konulardan bir tanesi. Şundan, biz dosyalara da bakarken, sonuçta siz karşınızda yoksunuz ve o dosyaları bir platforma yüklüyorsunuz. O dosyalar kendi kendine konuşuyor aslında. Yani sizin konuşarak anlatacağınız şeyleri bize o dosyalar anlatıyor. O yüzden dosyalarınızı hazırlarken
bizim aslında sorularımıza da cevap olacak şeylere ve ihtiyacımız olan şeylere sahip olması lazım o dosyaların. Teknik çizim bunlardan biri diyorum. Çünkü artistik çizimde çok farklı yöntemlerle gördüğümüz artistik çizimlerin bazıları anlaşılır olmuyor. Ve ben özellikle dönüp teknik çizime bakıyorum bazı lookları anlayabilmek için, daha iyi anlayabilmek için. Ve en gördüğüm aslında olumsuz şeylerden bir tanesi teknik çizime çok vakit ayrılmıyor olması, onun çok önemsenmiyor olması. Halbuki bu şuralara kadar gidiyor. Yani siz teknik çiziminizi oraya yapıp koyuyorsunuz ve eğer ilk ona girerseniz düzeltirim diye düşünüyorsunuz. Ama buna hiç gerek yok. Sizin bunu başından zaten kurguluyor olmanız lazım. İlk ona girdiğinizde de bu uygulama aşamasına geldiğinde o teknik çizimler modeli çok iyi anlatıyor olmalı bütün detaylarıyla. Yani bir pantolon çizip pantolonun ön arka kesiğini yapmıyorsanız zaten o teknik çizime gösterdiğiniz özeni, göstermediğiniz özeni aslında gösteriyor bize. O yüzden teknik çizim gerçekten çok önemli. Malzeme paftanız çok önemli. Bu yarışmanın geçmişinde şöyle şeyler oldu. Mesela gerçekten tasarımları çok beğenilen, neredeyse favori olarak gösterilen, ilk ona girebileceğini kesinlikle hepimizin hemfikir olduğu jürilerde malzemeden dolayı giremeyen birçok tasarımcı oldu. Çünkü sonuçta siz tasarımlarınızı yaparken onların malzemelerini, aksesuarlarını ya da yapacaksanız eğer yüzey çalışmalarını çok iyi kurguluyor olmanız lazım ve bunları çok doğru örneklerle anlatıyor olmanız lazım. Ne kadar doğru anlatırsanız bu da sizin için yine artı puan demektir. Teknik bilgilerle ilgili www.kozayarışması.com'dan zaten bir istediğiniz işte teknik nasıl yüklemeniz gerektiği vesaire ile ilgili teknik bilgileri alabilirsiniz. Ama herkes son dakikaya bıraktığı için dosyalarını yüklemeyi tabii ki ciddi bir sorun, yani teknik bir sorun yaşanabilir. O yüzden size tavsiye etmiyorum son dakika yükleme yapmanızı. Çünkü yine yarışmanın geçmişinde böyle ciddi sorunlar oldu. Eğer size verilen sürede yani 27 Mayıs mesai bitimine kadar bunları yükleyemezseniz maalesef dosyalarınız geçersiz sayılacak. Burada değil mi şansımcığım? Şunun altını çiziyoruz. 27 Mayıs tarihi olağanüstü bir durum olmadığı sürece, olağanüstü diyorum, ertelenecek bir tarih değil. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Burada eklemek istediğim bir şey var mı şansımcığım senin? Ben de öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen katılmayı düşünen arkadaşlarım ertelemeyin. Lütfen katılın. Çekinmeyin. Bir başlayınca zaten arkası geliyor. Ki geçen dönemde buna şahit olduk. Başımıza gelen bu pandemi sürecindeki şanssızlıklara rağmen. Ve ben de aynı zamanda bir jüri üyesi olarak Özlem'in de dediği gibi board'un kendi kendini bize güzel şekilde anlatıyor olabilmesi lazım. Siz yoksunuz yanında ama board'a baktığımda ben size özgü hikayeyi anlamak isterim. Ben de farklı bir hani bakış açısıyla şuna da dikkat ediyorum. Her şeyden ilham alabiliriz tasarımcı olarak, yaratıcı olarak. Beş duyumuza hitap eden, beş duyumuzda tecrübe ettiğimiz veya tecrübe etmeye düşündüğümüz, istediğimiz, hayal ettiğimiz her şey bize ilham olabilir. Ama sizdeki yeri ne? Yani bir kitabı okudunuz, o kitabın özetini görmektense niye sizi etkilediğini, niye sizde bir şey uyandırdığını, niye sizde özelleştiğini duymak benim daha hoşuma gidiyor. Yani evet, belki ortak okuduk, o müziği beraber dinledik, o kitaptan evet biz de okuduk ama niye seni etkiledi? Niye böyle bir yola başvurdun? Sende özelleştiği, senle bütünleştiği yer ne? İkincisi tabii ki teknik çizim çok önemli. Ben de
artistik çizimlerde anlayamadığım, detaylarını göremediğim şeyler için teknik çizime bakıyorum ve bazı paftalarda maalesef çok eksik kaldığını gördüm. Aynı şekilde malzeme de öyle. Bir de şuna denk geldim. Zenginleştirmek adına böyle video linki paylaşan arkadaşlar olmuştu, hikayesini anlatan, yani işte bir görsel zenginlik olarak. Böyle bir ekleme yapmak isterseniz, zorunlu değil tabii ama bu da tatlı, hoş bir detay oluyordu. Onu eklemek isterim. Onun dışında da zaten ödüllerimiz şahane. Ondan da bölümde bahsetti Özlem Hocam. Eğitim buradaki en önemli şey. Ve dediğim gibi ben bu hakikaten müthiş okullardan kabul geldi. Bu sene aşırı heyecanlıyım. Ve finalist arkadaşlarımla çalışma şansım oldu onlar okula gidene kadar. Hakikaten de bir kere daha yeni neslin gümbür gümbür geldiğini gördüm. O yüzden çekinmeyin. Ya hakikaten çok iyi başvuru oluyor. Şimdi bizi dinleyen bu arkadaşlardan kim bilir neler gelecek, merakla ben bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım valla. Yani şöyle, evet, çekindiklerini ben de biliyorum. Gözlerinde büyüttüklerini de biliyorum. Gözde büyütmek tabii ki yarışmaya değer, ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Kesinlikle çok değerli zaten. Ama kendinizi denemekte de fayda var. Çünkü bu bir süreç arkadaşlar. Yani sadece sonuca odaklanmaktansa aslında o yolculuğun da tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Yani siz aslında burada bir yarışmaya katılırken, bu süreçleri yaşarken farkında olmadan birçok tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Yani jürinin karşısında konuşma yapmak bile bir tecrübe. İşte diyelim atlattınız, işte paftalarınızı hazırlamak başında zaten bir tecrübe. Ona işte istenilen şekilde değeri, özeni vererek hazırlamak. Jürinin karşısında konuşmak, işinizi savunmak, hikayenizi anlatmak, bu aslında başka bir tecrübe. Yani aslında en önemli tecrübelerden bir tanesi. Zor, evet, biliyorum. Jürinin karşısında, işte kalabalık bir jürinin karşısında konuşuyor olmak çok heyecan verici. Çok gerçekten böyle hiç konuşamayanların olduğunu biliyorum. Ama siz ne kadar kendinizi iyi ifade ederseniz, hikayenizi doğru anlatırsanız, yani burada şansıma katılıyorum, ezbere değil, gerçekten o an hissettiğiniz şeyler bizim için çok önemli. Çizimden bize geçen şeyler konuşurken de aynı şekilde geçiyor çünkü. Yani ben mesela öyle dosyalar gördüğümü hatırlıyorum ki, ya bunu nasıl biri çizmiş olabilir, nasıl yapmış diye tasarımcısını çok merak ettiğim dosyalar görüyorum gerçekten. O yüzden burada kendinizi iyi ifade etmek önemli. Sonra ilk ona girdiniz. Burada işleriniz dikilecek ve hayata geçecek. Aslında tasarımlarınızın hayata geçiyor olması büyük bir tecrübe sizin için. Biliyorum, yani çok önemli hatta. Onları kağıt üstünden gerçekten üç boyutlu bir hale getirmek, kumaşlarla uğraşmak, onların peşinden koşturmak, detaylarla uğraşmak, çözüm getirmeye çalışmak. Çünkü zaten tasarımcının en önemli işlerinden bir tanesi çözüm bulmaktır. Bu hayatınız böyle, hayatınız boyunca böyle olacak ama bunun en azından bir kuble öncesinden yaşamış olacaksınız. Biz çözüm bulan insanlarız. Sürekli sorunlar çıkıyor karşımıza. Onları çözerek öğreniyoruz aslında bazı şeyleri. Yanlış kumaş seçeceksiniz, belki istediğiniz gibi olmayacak. Ben burada yani özellikle tabii bu sonraki aşamalar ama başından her şeyi kurgularsanız sonrasında sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum çok fazla. Yani en azından mental olarak nasıl bir şey kurguladığınızı insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Diğer türlü ben zaten girersem işte nasıl olsa çözülür, nasıl olsa yapılır, edilir gibi düşünmeyin. Siz hakikaten başından bu işlerin podyumda yürüdüğünü hayal ederek çizin lütfen. Sizden en önemli istediklerimizden bir tanesi bu. Fikriniz çok önemli bizim için. Ortaya koyduğunuz fikir, bakış açınız. Çünkü
içinde yaşadığımız toplum, işte politika, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, izlediğimiz şeyler, hayatımızın bir parçası olan şeyler, yaşadığımız sorunlar, hepimizin hikayeleri, gündemi de yakalayabilirsiniz bir konu anlatırken. Yani mutlaka bir filmden esinlenip bir kitaptan esinlenmeniz gerekmiyor. Şu an çok ciddi sorunlarımız var tüm dünya olarak. Sürdürülebilirlik ya da çevreye duyarlı konularda çalışmak istiyorsanız ne güzel, başımızla beraber çok da seviniriz. Bu konulara değindiğiniz için, sizin de buna önerileriniz varsa aslında bence anlatmak için çok iyi bir platform burası. Kendi dünyayla olan, dünyayı kurtarmak adına yapacağınız minik minik adımlardan bahsediyoruz. O yüzden tema sıkıntısı yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum. Bunun üzerine iyi çalışmış ve kurgulamış olmanız önemli. Biz önce hikayenize bakıyoruz. Ondan sonra koleksiyonun bütünlüğüne bakıyoruz. Ne anlatmak istediğinizi, nasıl anlattığınıza bakıyoruz aslında. Çok avantgard bir şey de yapabilirsiniz ama sonuçta insanların giyebileceğini, bunu insanların giyeceğini de unutmadan çalışıyor olmak lazım. Hazır giyimden de bahsediyoruz aynı zamanda. Hepsini avantgard düşünmek yerine, yani o çok öne çıkarmak istediğiniz, hikayenizi anlattığınız belki 2-3 avantgard look'un yanında onları acaba giyebilir miyim dediğimde bana alternatif sunabileceğiniz bir hazır giyim tarafını da aslında göstermeniz bizim için çok önemli. Burada şöyle şeyler yaşanıyor çünkü siz ilk ona girdiniz, giysileriniz, tasarımlarınız podyumda yürüdü. Evet, ilk üçe giremediniz ama sektörden birinin dikkatini çektiniz ve sizle sonrasında çalışmak isteyebilir. Bu tip şeyler çok çok fazla başına geldi bu yarışmada tasarımcıların ve direkt sektöre balıklama daldılar diyelim. O yüzden bunlar da çok önemli. Hazır giyim tarafını da sakın atlamayın arkadaşlar. Bu hazır giyimle avantgard arasında ince bir çizgi yok. Bayağı kalın bir çizgi var ama burada dengeyi sağlamanız en önemli şeylerden bir tanesi olacak. Aslında bunlar bizim ilk etapta baktığımız şeyler. Sonra mülakata kalmaya hak kazandığınızda sizi görüyor oluyoruz. Zaten merak ediyoruz bu tasarımları kimler yaptı diye. Sizin duruşunuz, sizin konuşmanız, sizin ifade şekliniz, işte hikayenizi desteklemeniz, onu doğru anlatıyor olmanız hep sizin için artı puan. Zaten görsel olarak iyi şekilde anlattığınız için mülakata kalmış oluyorsunuz. Sonrasında da heyecanınızı gerçekten yenerek kendinizi doğru ifade ederseniz çok sonuçların değiştiği şeyler görebildik çünkü. Yani çok iyi koleksiyon yapmış ama asla tek kelime bile edemeyen tasarımcılar da gördük. Daha ortalama bir koleksiyon yapmış ama onu öyle bir anlatan ve hakikaten göremediğimiz şeyleri bize gördürten tasarımcılar da gördük. O yüzden burada ifade şeklimiz gerçekten çok önemli bana göre. Bunun dışında ben hep bakarım yani tasarımcısı kim ne yapmış diye. Onun bir biraz sanki onunla özdeşleşiyordu olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta onu yapan kişi siz olduğunuz için. Bu benim için önemli. Yani ben jüri olduğumda baktığım şeylerden biri bu. Sonra ilk ona kaldınız ve sizin artık bu tasarımları hayata geçirme vaktiniz geldi. İşte aslında en önemli ödüllerden bir tanesi de bu bence. Altını şu anda belki daha fazla çizeceğimiz atölye desteği. Yani sizle mentorlarınız olarak, ilk ona girenler olarak konuşuyorum. Girecekler, adaylar olarak konuşuyorum. Birlikte bu süreci geçiriyor olacağız. Koleksiyonunuzun 3 boyutlu hale gelirken size elimizden geldiğince destek olacağız ve onların en iyi şekilde oraya çıkmasını sağlayacağız. Ama sizin de şunları yapmanız gerekir bana göre.
Farklı bir form denemişsinizdir, farklı bir detay denemişsinizdir, farklı bir yüzey çalışması denemişsinizdir. Bunun mutlaka örneğini önceden çalışmalısınız. Bu çok önemli. Çünkü siz onu küçük bir parçada bile çözseniz aslında onun mantığını çözmüşsünüz demektir. Ve sonrası için bu sizin işinizi çok daha fazla kolaylaştırır. O yüzden bu tip kullanacağınız kumaşların size ne cevap vereceğini daha iyi anlamış olursunuz aynı zamanda. O yüzden bu tip çalışmaları çok önemsiyoruz. Herhangi bir şeyde işte örme yapmış olabilirsiniz, dokuma yapmış olabilirsiniz, kumaşınızı kendiniz boyamış olabilirsiniz, deseninizi hazırlamış olabilirsiniz. Bu bunların hepsi için geçerli. Keşke yapabilseniz biraz drapajla onları anlatabilseniz. Yani onları biraz çalışıp belki fotoğraflayıp onları da dosyanıza koyabilirsiniz. Bunların hepsi size artı değer kazandıracak olan detaylardır arkadaşlar. Diyorum şansımca. Bu koza yarışması ama aynı zamanda koza okulu. Koza okulu. Evet, okulu. Akademi. Hakikaten akademi. Çok da kıymetli bir akademi. Gerçekten o üretim süreci çok fazla tecrübe edindiğiniz bir zaman oluyor. Hakikaten Özlem'in dediği gibi sorunları çözme kabiliyetinizi en çok geliştirdiğiniz ve geliştirmek zorunda olduğunuz dönem oluyor. Ve bu mesela geçen yarışmanın 10 finalisti bu kıyafetleri yani lookların çok güzel bir şekilde ortaya çıkardılar. Bir de onu da ekleyeyim ve çekimlerde kullanıldı. Yani global dergilerde işte bazı ünlü sevdiğimiz isimleri onların dikkatini çekti stylistlerinin ve kullanıldı. O kadar güzel ürünler çıkardılar. Ve hakikaten buna önden çalışmak, önden vakit harcamak çok avantajdır. Bunun avantajını da hani, şahit olarak gördüm. Ne yapacağını önceden planlayan kişiler sorunsuz bir şekilde, baş ağrısı daha az bir şekilde bu dönemi atlattılar. Hatta bir daha dönüp bakıp son cilasını güzelleştirmeye de vakitleri kaldı. Bir de genelde geçen seferleri istinaden şöyle sorular oluyor. Hep mi işte tasarımlarda böyle kat kat fazla kesimler, fazla detaylar olmak zorunda? Böyle bir şey yok. Niye böyle bir düşünce yerleşti yarışmacı adaylarına onu bilmiyorum ama çok minimal bir koleksiyon da olabilir. Çok avantgard bir koleksiyon da olabilir. Yani bu tamamen o fikri nasıl tasarımlara yansıttığınızla alakalı. Öyle bir kriter yok. Onu tekrarlamak isterim. Ne kadar çok detaylı işte o kadar artı puan gibi bir şey yok. Tamamen fikrin nasıl tasarıma dönüştüğü, nasıl bize yansıtıldığı, işte istenilen şeyleri işte teknik çiziminden malzemesine uygunlu bir bütün olarak nasıl sunulduğuyla alakalı bu bir bütün olarak. Dolayısıyla öyle bir kriter yok. Onu tekrarlamak isterim. Genelde ortak sorulan sorulardan biri oluyor. O bunda şundan oluyor şansımcığım. Onu araya girerek söylemek istedim. Şimdi geçmiş bir ilk üçler hep referans olarak alınıyor. Ve aslında ilk ona bakmak yerine hep ilk üçe bakmayı tercih ediyor. Yeni katılacak olan tasarımcı arkadaşlarımız. Biraz orada yanılıyorlar. Aslında pek geçmişe bakmamak lazım. İleriye bakmak lazım. Ve siz hikayenizi nasıl anlatmak istiyorsanız, içinizden nasıl geliyorsa öyle anlatmanız lazım. Çünkü onlar da içinden geldiği gibi anlattıkları için ilk üçe girmişler. Yani orada bir form vesaire gibi bir kaygı yok. İşte ne bileyim hep oversize yaparsak ilk üçe gireriz gibi bir şey yok. O yüzden buna asla ve asla takılmayın. Siz içinizden ne geliyorsa, hikayenize ne uygunsa onu yapın. Bir de aslında şöyle de bir şey var. Benim en büyük gözlemlerimden bir tanesi şu. Yarışmaya katılmaktan vazgeçmeyin. Yani ilk üçe giremeseniz bile... Dediğim gibi sırf bu süreci yaşamak için giren tasarımcılar oldu bu yarışmaya. Yani diyor ki ben tasarımlarımı kendi başıma üretecek maddi gücüm yok. Ben burada üretebiliyorum ve buraya giriyorum. İlk üçe de girersem benim için şans olur. Çünkü burası benim için bir okul ve ben bu ürünleri çıkartırken çok şey öğreniyorum diye
katılan yarışmacılar oldu bu yarışmanın geçmişinde. Sakın vazgeçmeyin. Yani mesela örnek verecek olursam Mehmet Emiroğlu bu yarışmaya kazandığında zannediyorum üçüncü katılışıydı. Daha önce ilk ikisinde ilk onda kalmıştı. İlk üçe girememişti ama vazgeçmedi, katıldı. Bunun gibi birçok isim verebilirim. O yüzden sizi demotive etmesine izin vermeyin bunun. Bu bir süreç ve burada öğrendiğiniz şeyler, edindiğiniz çevre çok önemli. Çünkü siz burada neyi nerede yaptıracağınızı öğreniyorsunuz. Giysilerinizi gerçekleştirirken işte ayakkabı gerekiyor, nasıl bir yerle çalışacaksınız, baskı nerede yaptıracaksınız, işte dokuma nerede olacak, o olacak, bu olacak, yine bir sürü herkesin tasarımına göre değişen şey olacak. O yüzden bu bir süreç ve bunun bence keyfini çıkarın. O yüzden başvurmaktan çekinmeyin. Çünkü hatalar hep bizi aslında iyiye doğru götürür. Yani hatalarımızdan ders alarak zaten ilerleyebiliriz ancak. O yüzden sakın çekinmeyin ve korkmayın. Bu süreç en önemlisi sizin yaşayacağınız şeyler arasında. Özlem, acaba şimdi sorularımı geçeyim? Evet. Ne güzel olur. Ben soruları çok seviyorum. Evet, bir Q&A'dan alabiliriz soruları, değil mi? Çok açıklayıcı mı konuştuk acaba? Çekilmeyin, lütfen sorun. Buradan diyordum, tek tek isimleri görsem tek tek soracağım. Sorun var mı? Aslı sorun var mı? Sinem sorun. Evet, bir Mert Çelebi'den bir comment gelmiş şimdi. Bize teşekkür ediyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Koza başvuru sayfasında teknik bir hata yapıyorum. Teknik hatalarınızla ilgili aslında mail atarak Tuğçe Hanım'la bu konuyu konuşabilirsiniz. Ve yazışabilirsiniz. Teknik konularda size destek olacaktır mutlaka. Sonra Betül Temiz var. Betül Temiz başka bir yarışmada ilk üçe girmemiş olma şartını kaldırmayı düşünüyor musunuz? Aslında düşünmüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi Ticaret Bakanlığı'nın aslında diğer moda tasarımı yarışmalarına da ödül veriyor olması. Sonuçta o hakkı kazandığınızda başkasının hakkını engellemek adına aslında konmuş bir şart bu. O yüzden şu anda düşünmüyoruz. Ama dediğimiz gibi şartlar neyi gerektirir? İlerisi için bir şey söyleyemem. Ama şu an değişmeyecek. Çok teşekkür ederiz Betül. Esra Küçük Akkaş'ta demiş ki, merhaba Esra. Kumaş ve aksesuar örneklerinizi PAFTA'ya aktarma konusunda endişem mevcut. Fikirlerinizi dinlemek isterim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi hazırdan bulduğunuz o kumaş örnekleri vardır. Böyle dürülmüş bir şey, böyle bir görüntü. Hatırlıyor musun şansım? Herkes de o dürülmüş. Hani böyle masaya böyle sehpa şey yaparlar ya, vazoyu böyle kumaş dürerler. Şimdi o görüntü var. Ve bu hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bunu internetten buluyorsunuz ama hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden gerçek kumaşınız neyse lütfen. Evet, burada bu şartlar altında bulmam zor diyebilirsiniz vesaire ama 17'sinde sonuçta açılıyoruz ve 10 gün kadar süreniz kalıyor. Onu en azından onun kendisini oraya koymanızı tavsiye ederiz. Sonuçta iyi taradığınız sürece onlar zaten dosyaya iyi aktarılıyor. Ayrıca kumaşın içeriğini bile yazsanız biz anlarız onun nasıl bir kumaş olduğunu. O yüzden bu konuda bence özellikle de her paftaya, yani yapmış olduğunuz tasarımın, artistik çizimin olduğu paftaya koyarsanız nerede ne kullanacağınızı jüri de daha iyi anlamış olur. Evet Şansımcığım, sen de okur musun? Esra'yı cevapladık. Teşekkür ederim. Semih Akçin sormuş. Merhabalar.
Merhaba, koleksiyonda kullanacağımız kumaş türleri farklı olabilir mi? Cevapladığınız için teşekkür ederim. Tabii ki farklı. Tabii ki. Yani hani. İstiyorsanız kumaş kullanmayın, başka bir şey kullanmayın. Aynen, tabii ki farklı olabilir. Yani tasarladığınız ürüne göre zaten muhtemelen farklı kumaş türleri kullanmanız icap edecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir kaydı şimdi Elif Paşaoğlu. Elif, evet. Bu haftalarda yükleme sonrası ufak değişiklikler olabilir mi acaba? Sanırım son başvuru gününe kadar güncelleme hakkımız var diye biliyorum. Doğru mu? Evet, aynen. Dolayısıyla evet. Ama tabii ki 27'si. Aynen, 27'si son. Yani sonra ilk ona girerim, ben bunları değiştiririm gibi yanlış anlaşma olmasın. 27 Mayıs'a kadar güncelleyebiliyorsunuz. Aynen, güncellersiniz tabii ki. Piksel tabanlı çizim programında çizim yapmak sıkıntı olur mu? Yani burada sadece el çizimi mi olmak zorunda gibi bir soru. Yok. Yani bence yapılabilir. Ama yapılabilir de ben burada şeyi burada hep şuna da dikkat ediyorum aslında. Jüri kimliğimle konuşayım şimdi. Şimdi mesela bir line-up görüyoruz. Hikaye gördük. Tasarımlara geçtik. İnternet şeyden bulunmuş kafalar, aynı kafalar, hiçbir ruhu olmayan çizimler çıkıyor bazen karşımıza. Şimdi siz öyle bir şey yaparsınız ki oraya, yani bunu sadece elinizde çizin anlamında söylemiyorum. İster elde çizersiniz, ister el çizimini aktarır, üzerine müdahale edersiniz, ister kolaj yaparsınız. Siz hikayenizi nasıl anlatmak istiyorsanız öyle anlatırsınız. Ama çok dijital anlattığınızda ben o ruhu kaybediyorum. Kişisel olarak söylüyorum bunu. O yüzden sizin o ruhunuzu o dijitale de birazcık aktarıyor olmanız lazım. Belki yaptığınız iki çizgiyle, belki koyduğunuz başka bir görselle onu biraz daha özelleştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa tabii ki istediğiniz yerde çizim yapabilirsiniz. Evet, şimdi Merve, merhaba Merve. Tasarım yaparken önce çizim yaparak mı başlamalıyız yoksa malzeme araştırması yaptıktan sonra mı çizimlere başlamalıyız? tamamen size kaldı. Aynen ya, şöyle aslında hani bir başlarken genelde önce tasarlar sonra tasarıma uygun malzeme araştırmasına gidebiliriz. Bu klasik yöntem. Ama bazen de öyle malzemelerle karşılaşırsınız aynen. Ki size ilham verir. Aynen. Yani işte bu biraz sizinle alakalı. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. O Özlem, sizin metodunuz diyelim. Özlem Kalem teşekkür etmiş. Rica ederiz Özlem. Adaşım. Merhaba, çalıştığımız baskı desenlerini kumaşa baskı alıp kumaş paftasında mı sunmalıyız yoksa dijital haliyle kalabilir mi? İki türlü sunumada ben denk geldim. Yani, olabilir. Evet. Ama şöyle oluyor, bazılarının zemin bezi çok değiştirebiliyor baskıyı veya nasıl bir şey anlatmak istediğinizi. O yüzden farklı bir zemin, özellikle farklı bir zemin bezi kullanacaksanız bence bastırmanızda fayda var. Mesela bir dijital baskıyı bir organzenin üstüne almakla bir kotonun üstüne almak arasında çok fark var hissiyat olarak. O yüzden eğer değişik bir malzemeye yapmak istiyorsanız o baskıyı, tabii ki bence orijinaline nasıl bir şey düşünüyorsanız en azından yakınına yaparsanız çok daha iyi olur. Sonraki de benzer bir soru aslında. Örnek bir numune hazırladığımızda desenimizle ilgili paftadaki kumaşı bulamazsak deseni göstermek adına başka bir kumaşa çalışabilir miyiz? Biraz içeriğiyle alakalı. Yani eğer zaten Özlem'in dediği gibi eğer kotonsa zaten muhtemelen çok soluk bir baskı olacak. Polyester içeriği ağırlıklıysa, dijital baskıysa daha canlı olacak. Dolayısıyla benzer bir kumaşsa yani gramajı değişiktir ama içeriği hani yakındır, olabilir diye düşünüyorum. Yani Melike'ye geldik şimdi. Melike de demiş ki geçen sene kazanan isim koleksiyon dili daha giyilebilirdi. Önceki senelerde daha egzajere fikirsel ilerliyordu. Jürinin tavrı neye göre değişiyor? Üslup değişikliği var mı? Biz biraz önce bunu açıkladık. Böyle bir şey yok.
Tamamen siz kendiniz olun ve hikayenizi anlatın. Lütfen jüri öyle düşünür, böyle düşünür, şöyle düşünür gibi şeylerle kafanızı karıştırmayın. Çok pure ve gerçekten net olarak gelin. Alakası teşekkür değil. Ederiz. Selçuk'un sorusunun cevabı net. Hayır, uzatılmıyor. Merhaba, nasılsınız? Efendim, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Sorum şu: acaba sokağa çıkma yasağı uzatılırsa başvuru tarihi de uzatılır mı? Ben her şeyi elde yapıyorum da taratmam falan gerekiyor bitince. Şimdiden teşekkürler. Yani eğer elde yapıyorsanız zaten sokağa çıkma yasağı avantajından faydalanırsınız. Engel olmaz. Elektrikler yani, kesildi vesaire, yok öyle şeyler. Yani şu yanlışlıkla Türkiye'ye düşmesi öngörülen roket düşmezse 27'si arkadaş. Şansınızı çok zorlamış. Ya tabii ki buradaki biz imkanları vesaireyi tabii ki öngörebiliyoruz. Ama zaten sınırlarımızı ne kadar zorlayabilirsek, işte bu buradan itibaren başlıyor aslında bu durum. O yüzden çözüm bulmak şimdi tasarımcıya kalıyor bu durumda. Sanırım Manolya'nın sorusu var. Ben de en üstte o. Birini kaçırdım mı bilmiyorum ama yine bu cinsiyet seçimiyle alakalı. Merhabalar. Şartnamede ve sıkça sorulan sorular kısmında bir cinsiyeti seçmemizin şart olduğu yazıyordu. Ama böyle bir kural olmadığını söylediniz. Biraz açabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Yine bahsetmiştin Özlem. Bahsettik ama bu şartname eklendi diye hatırlıyorum. Belki yenilenmiş halini okumamış olabilirsiniz. Ama kadın ve erkek koleksiyonu bir arada da çalışabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz Manolya. Kübra, başka bir yarışmada finalist olarak devam ediyoruz. Pandemiden dolayı sonuçlar açıklanamıyor. Bu durumda Koza'ya katılıp finalist olma durumunda ilk onda olma zamanı içinde diğer yarışmada açıklanıp dereceye girmiş olursak ilk ondan diskalifiye mi ediliriz? Yoksa sadece ilk üç durumu mu iptal olur? Şimdi moda tasarımı alanındaki bir yarışmadan bahsediyoruz herhalde. Yani bu bizim söylediğimiz ilk üç olarak finale kalmış olmak tamamen moda tasarımı yarışmaları kategorisinde geçerli. Atıyorum, kumaş tasarımı yarışmasındaysanız, halı vesaire gibi farklı konulardaysa eğer bu yarışmalar, bu sizi etkilemeyecektir. Moda tasarımı alanındakilerde ilk üçe giremeyeceksiniz. Girmemiş olmanız gerekir yani. Evet. Özlem'in bir sorusu var. Ha yok, Günay. Günay'ın mı? Ha, pardon, evet. Ya o tebrik diyor galiba. Sen yok, temanın da serbest olması en eski yarışma olarak. Evet, tebrik ediyorum size. Teşekkür ederiz Günay. Özlem Özmen. Özlem de demiş ki uygulama aşamasında öncesinde dosyanızda belirttiğiniz kumaşı değiştirme şansınız var mı? Şöyle, tabii ki ufak tefek değişiklik yapma şansımız var ama öncesinde koyduğunuz dosya, önce dosyanıza koyduğunuz kumaş örneği size aslında ilk onu taşıyacak olan kumaş örneğidir. Bunu unutmayalım. Orada sizin doğru düşünüp düşünmediğinizi anlayacak jüri zaten. Aslında sonrası için artık çok da sorun olmuyor. Siz başından doğru düşünmeye çalışırsanız sevinin. Evet. Önemli konuların altı çizim. Teşekkür ederiz. Özlem de demiş ki artistik çizimlerle ilgili bir sorun olacaktı. Çizim yerine üç boyutlu programdan çalışmalar yapabilir miyiz? Aslında biraz önce biz bundan bahsettik. Tabii ki yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. İfade etmekte özgürsünüz. Ama lütfen biraz buna kimlik katarsak çok sevinirim. Yani çok dijital... ruhsuz olmasın lütfen çizimleriniz. O dijitale biraz ruh katmanızı tavsiye ediyorum. Ha, video. Bunu
Merhaba, çok faydalı bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bazı kişiler video hazırlamıştı dediniz. Videoların içeriği hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Kişiler kendileri mi konuşuyordu? Benim incelediğim, yani karşılaştığım videolarda kendileri konuşmuyordu. Sadece temalarını destekleyen veya referans aldıkları videolar vardı. Misal sürdürülebilirlikle alakalı bir koleksiyon yapan, ki bu arada onda yeri gelmişken ben de tekrar edeyim. Lütfen sürdürülebilirlik ilkeleriyle alakalı kendinizi bilgilendirin. Şimdiden buna başlarsanız şahane olur. Mesela sürdürülebilirlikle alakalı özel bir koleksiyon yapmıştı. Sıfır atığı açıklamış, hedeflemişti bu koleksiyonu gerçekleştirirken. Ve bazı referans videolar eklemişti temasını destekleyen. Bir arkadaşımız daha yine bir video çekmişti, kısa film çekmişti. Kendi konuşmuyordu ama. Öyle videolara denk geldim. Bunlar da hani alternatif destekleyici şeyler olabilir, içerikler olabilir. Ama olmak tamam. Zorunda değil bu. Olmak arada. Zorunda değil. Bu tamamen kişiye kalmış. Mesela yani şöyle söyleyeyim, ilk üçümüzün videosu yoktu. Şey gibi olmasın. Hani ilk üçü bak video demek ki. Hayır. Yani ekstra olmak zorunda değilsiniz. Olmak evet. Zorunda değil. Evet. Betül Temiz demiş ki tasarımlarda iki sezon çalışabilir miyiz yoksa tek bir sezonuna hitap etmeli? Zaten altı look içinde iki ya da dört sezona hitap etmek çok zor bir şey. Yarışmada da şartnamede zaten sezonsuzluk söz konusu. İstediğiniz sezonda çalışabilirsiniz. Böyle bir şeyin altını çizmiyoruz. İstediğiniz sezonda çalışın. Ama altı look da iki sezonu anlatmak bana göre biraz zor. Teşekkür ederiz. Yağmur da demiş ki çanta tasarım alanındayım fakat modaya da girmek istiyorum. Neler önerirsiniz? Yani bu çok başka bir konu. Yağmur, bu çok başka bir konu. Buna başka bir yerden konuşalım. Bu tabii ki senin çok kendi hayatını planlamanla alakalı bir şey, kariyer planınla ilgili bir şey. Ben de mesela çanta tasarımcısı olmak isterdim. Gerçekten çok seviyorum. Aradığım şeyleri de bulamıyorum. Bilemiyorum yani, o senin vereceğin karar. Ama bir yerlerde belki karşılaşırız. Biz de kendi yorumlarımızı yaparız sana. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Öncelikle tüm bilgilendirme ve enerjiniz için teşekkür ederim. Ayakkabı ve aksesuar paftasında tasarlanan ürünlerin 3D detaylandırılması gibi bir zorunluluk var mı? Yanıtladığınız için teşekkür ederim. 3D detaylandırılması derken tam şey anlamadım. Teknik çizim anlamında herhalde, öyle algılıyorum. Yani ben. Genelde eğer özel bir çanta ise teknik çiziminde ekliyor mutlaka, bazı. Tabii, evet. Mutlaka konuyor olması lazım. Yani tasarladığınız evet, aksesuarların da teknik çizimleri önemli. Belki çok şey katıyordur o look'a. O yüzden bence yapın. Mesela üretim aşamı geçen sezonun finalistleri arasında çok değişik çanta tasarımları olan bir finalistimiz vardı. Teknik çizimi o kadar net yapmıştı ki çantayı ürettirdiği kişi direkt anladı ve ilk prototipi gerçeğe çok yakın geldi. Ya bu çok önemli. Eğer öyle evet, bir şey tasarlıyorsanız tabii teknik çiziminin olması gerekiyor. Biz de herkese başarılar diliyoruz buradan. Aynı zamanda Melike'nin bir sorusu var. Sunumda belli bir düzen oluyor genelde. Paftalarda bunun dışına çıkabilir miyiz? Daha kolaj bazlı ilerlenebiliyor mu bu sunum? Bu sorum hafta layout için geçerli. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi şöyle, isterseniz dediğim gibi kolaj gibi de çalışabilirsiniz. Ama bu demek değil ki var olan bir paltoyu aynen alalım koyalım, işte var olan bir gömleği alalım koyalım gibi değil. O sizin tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Yani siz çizmek yerine kendi tasarlamış olduğunuz ürünü değişik kağıt parçalarıyla evet ifade edebilirsiniz. Veya renk bulamıyorsunuzdur, bir yerden karıştırabilirsiniz. Karışık teknikle de anlatabilirsiniz. Yarısını çizebilirsiniz, yarısını kolaj yapabilirsiniz. Bu size kalmış.
Ama buradaki en önemli unsur sonuçta finalinde yine sizin tasarımınızı görüyor olmamız. Ve haftalarda bir artistik çiziminiz, bir teknik çiziminiz olmalı. O artistik çizimdeki looklara ait olan. Bunu isterseniz aksesuarlarınızı ayırmadan yine aynı hafta içinde devam ettirebilirsiniz. Yani bir hafta içinde hepsini her lookunuzu anlatmak aslında sizin için de daha kolaylık olacaktır. Aşkım Nehir demiş ki 7 yıldır katılıyorum. Ne Yani. güzel. İşte ben bundan bahsediyorum. Evet. Aşkım vazgeçmemiş. Çok vallahi gerçekten tebrik ediyorum. Evet, çok tatlı da yazmış. Evet, çok tatlı. Yapılmadım, yapılmadım. İlk katıldığım zamanlardaki koleksiyona ve şimdiki zamana bakınca aradaki farkı görmek bile geliştiğimi gösteriyor. Yılmadım, yıkılmadım. Dediğiniz gibi vazgeçmek yok. Yaşım geçiyor. Evlenmem lazım. Ama ben Koza'ya katılıyorum. Yine bekliyoruz İnşallah aşkım. Evet. Yani şöyle, bu yarışma sürecinde belki ilk ona girememiş ama mülakatlarda aldığı yorumlarla, jüri tarafından aldığı yorumlarla koleksiyonlarını geliştiren tasarımcı arkadaşlarımız var gerçekten. Arlı yazmış. 3D yazıcılarla yapabileceğimiz tasarım için üretim sürecinde her türlü 3D yazıcı desteği sağlanıyor mu? Çünkü ülkemizde bu konuda tasarım yapan yok sanırım. Bu teknoloji ülkemizde var mı? Ulaşabilir miyiz bu yazıcılara tasarım sürecinde? Benim böyle bir tecrübem var. Yani Bahçeşehir Üniversitesi 3 durakla bir ara çalışıyorduk sene 2017. Şöyle malzeme bakımından şimdi bir aksesuar olarak kullanmayı planlıyorsanız 20'ye 20 çıktı alınıyor. Fakat eğer Evet, hayalinizde aynen. bir Iris Van Herpen'e ulaşmaksa o imkansız. Çok Zaten orada bir imkansız. mühendis ekibiyle Aynen. çalışmamız icap eder. Fakat bir aksesuarın çıktısını alma imkanımız var. Sizin de Mümkün. var. Evet. Ama bütün yani büyük bir parça çıktıyı almak çok zor. Bir de çok Onun uzun tarih. filamentleri çok Evet. farklı zaten. Aynen. Yani Iris Van Herpen'den bahsediyorsak o sadece de 3D kullanmıyor. Birçok Aynen. tekniği bir arada kullandığı için döküm vesaire. O çok başka bir teknoloji. Bir Biz mühendis ekibi var. ulaşabil tabii. İşte. Ya yani biz ulaşabildiğimiz bütün desteği size veriyor olacağız. Yani bir 3D yazıcı, evet bir 3D yazıcı ama bu sizin ne yapmak istediğinize de bağlı. Bunu nasıl çözeceğinize de bağlı. Biz yönlendirmemizi yapıyoruz ama. Evet. Yani Teşekkür. aksesuar kolay olur ama Evet. Bakalım. büyük parçalar zor. Aynen. Kullanacağımız tema, anlatacağımız hikaye, geleceğe atıfta bulunup geleceğin sorunlarına çözüm sunmalı mı? Size bağlı. Evet. İstediğiniz temayı seçebilirsiniz. Burada hiçbir sınırlama yok. İstiyorsanız çözebilirsiniz tabii. Ne güzel. Harika olur. Neredeyiz? Bir şey kaydı. Şimdi yok. Şimdi Selin Günaydın. Sude Yavuz'a geldik. Çok fazla çalışıldığı için elediğiniz temalar oluyor mu? Şimdi şöyle oluyor, bu da dikkat çekici şeylerden bir tanesi. Her sene öne çıkan bazı temalar oluyor. Yani genele yansıyan temalar oluyor. Şimdi mesela bir sene, evet kadına şiddet maalesef ülkemizde çok fazlayken ve bizi bu kadar etkiliyorken buna kayıtsız kalmamız tabii ki mümkün değil. Ama bir sene o tema çıkıyor ortaya. Mesela sürdürülebilirlik teması çıkıyor bir sene ortaya. Bir sene daha çok psikolojik rahatsızlıklar çıkıyor vesaire. Bazen gerçekten aynı temayı kullanmış en az 3-4 tasarımcı görebiliyoruz dosyalarda. O zaman insan ister istemez kıyaslayabiliyor. Yani o temayı hangisi daha iyi anlatmıştı acaba diye. O yüzden temaların da tabii özgünlüğü, seçtiğiniz hikaye veya sizin onu nasıl anlattığınız çok önemli. Yani burada gerçekten sizin asıl anlatma şekliniz önemli oluyor bizim için. Yani aynı iki temada
finale kalabilir. Ama ikisi de o kadar farklı anlatmıştır ki tabii ki biz sonuca bakıyor oluyoruz burada. Evet, İlayda Oğuz demiş ki yaptığınız kumaş manipülasyonlarını mülakat aşamasında yapılmış numunelerle göstermemiz daha iyi olur. Hayır, bence şimdiden göstermeniz daha iyi olur İlayda'cığım. O da senin tasarımının bir parçası. O yüzden onu başından görürsek sen merak etme, biz onu ekrandan da anlarız. Şemsettin demiş ki brief yapmamız gerekiyor mu? Neyle? Brief yapmamız gerekiyor mu tamam, derken yapalım. Soruyu anlayamadık. İstiyorsan biraz daha açıklayıcı yaz, birazdan cevaplayalım. Ceylan. Haydi. Torpil var mıdır diyor Ceylan. Yok. Şimdi ben şöyle bir şey vardı şansımcığım. Enteresan. Ben Ceylan'ın sorduğu şeye değinmek istiyordum aslında. Konuşurken atlamışım. Burada evet böyle bir düşünce olabilir. Yani her zaman olabiliyor. Ya da girdiğimiz her platformda aklımıza bu gelebiliyor aslında. O yüzden buna kesinlikle %100 burada böyle olmadığına emin olabileceğiniz kadar net bir güvence verebilirim size. Aynen. Yok, kesinlikle yok öyle. Nigel Gökçe Yıldız, koleksiyonu anlattığımız yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir mi? Yoksa İngilizce olması daha iyi mi olur? Yani İkisi İngilizce de olabilir. Yani öyle bir şey yok. Yani öyle bir... Nasıl daha iyi ifade edebiliyorsanız kendinize, eğer aynen. İngilizce daha iyi ifade edebiliyorsanız İngilizce, Türkçe daha iyi ifade edebiliyorsanız Türkçe. İpek merhaba. İpek'i tanıyorum, evet. İpek'ciğim nasılsın? Çok tatlıdır gerçekten. Çok güzel şeyler yazmış bize. Çok utandım. Valla utanıyorum böyle şeyler. Doğru. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim gerçekten. Cansu tekrar yazmış galiba. 3D yazıcılarla yapabileceğimiz tasarım için üretim sürecinde her türlü. Bu tekrar mı düştü karşımıza acaba? Evet, tekrar düşmüş. Evet. Aslında bunu cevaplandı. Şimdi Selçuk demiş ki, merhaba, ben geçen sene yarı finale kalmıştım ama heyecandan bir şey anlatamadım denilebilir. Sizin kendi döneminizdeki heyecanınızı bastırma yönteminiz neydi? Yarı finale Bu tabii ki Selçuk, bu kişiden kişiye değişiyor. Bence bir derin nefes almak çok önemli bir şey. Gerçekten öyle. Sonra kendinize ve anlatacağınız şeylere odaklanmanız çok önemli. Yani karşınızda ben şunu dersem acaba böyle mi düşünürler? Yani insanlar ne der diye düşünmek yerine orada sadece kendinizi ifade etmeye odaklanırsanız başarılı olursunuz kesinlikle. Şeyler kayıyor Özlem. Ben Evet, böyle kayıyor. Merve'de kaldık. Nerede? Merhaba, meslek yüksek okulu finalistler hiç oldu mu? Oldu diye hatırlıyorum. Çok net olmasa da mutlaka vardır. Teknik çizimlerde ve koleksiyon çizimlerinde açıklamalar yazılması tasarımları olumsuz etkilenme veya paktığın estetik sorunu kaybetmesine sebep olur mu? Yok, olmuyor. Bazen çok tatlı duruyor hatta o elle yazılan şeyler. Bence bir sorun yok. Yazı yazabilirsiniz isterseniz. Begüm Eren, en başta ben de. Hı hı. Sonraki dönemlerde katılmak isteyenlere ne önerirsiniz? Böylesi mental olarak zorlandığımız bir dönemde güncel olarak takipte kalmak ve ilk kez yarışmayı deneyimlemek zor gibi geliyor. Yani elinizde varsa göndermek istediğiniz bir koleksiyon bence derleyip toplayıp gönderebilirsiniz. Bu bir deneyim. Aynen, hak kaybetmiyorsunuz. Aynen. Kendinizi deniyorsunuz. Kaybedecek bir şey yok. Bazen en çıkmaz, en zor olduğunu düşündüğümüz günlerde en yaratıcı olduğumuz, yaratıcılığımızın tetiklendiği anlar olur.
Koleksiyon dahilinde hazırladığım sketchbook'u nasıl entegre edebiliriz? Onu şöyle yapabilirsin Gökhan. Onun şimdi direkt o sketchbook'u tabii ki yükleyemeyeceksin çünkü 12 puff'ta yükleme şansın var. Eğer illa ben onu yüklemek istiyorum diyorsan ya bir puff'taya yan yana yan yana sayfaları yap ya da senin için en önemli olduğunu düşündüğün o sketchbook'tan bazı şeyler seçerek ona da not düşerek yükleyebilirsin. Tabii ki. Baran final heyecanını şimdiden Evet. final zamanı sahneye çıktıklarında kendi müziğimizi ve sahne dekoramızı gerçekleştirebiliyor muyuz? Mesela bu kendi müziğiniz şöyle, eğer dijital ortamdaki muhtemelen bize ne gösterecek zaman bilmiyoruz. Dijital olduğunda bir telif hakkı var tabii. İstediğiniz müziğin ne olduğuna bağlı. Bir de eğer ortak bir platformda gerçekleşiyorsa dekorda şimdiden şey söylemek çok zor. Herkesin kendi isteğine göre özel dekoru olacak gibi bir şeyi şimdiden planlamak. Evet, çok erken şu an. Evet, ama şey olabilir, o tabii ki yapılacak olan şeye bağlı, sahneye vesaire. 26 Ekim'de olacak bu arada final tarihi, 26 Ekim 2021. Orada eğer ona imkan verecek bir şey varsa küçük şeylerle, o da olmak kaydıyla. Çünkü 10 tasarımcının 10'una birden böyle bir prodüksiyon yapmak çok zor. Herkesin istediği özel şeyler olabilir. Bunlar bazen işte yansıtılan görsellerle vesaireyle desteklenebiliyor. Ama sonuçta saç makyajınızı kendiniz belirliyorsunuz. Tabii ki şarkılarınızı seçerken fikrinizi söyleyebiliyorsunuz. Ama bu o günün şartlarıyla biraz daha değişebilen bir şey. Onu şimdiden söyleyelim. Lucas'a geldik ama. Ha. Maide var yukarıda. Maide var, evet. Ne diyor? Maide demiş ki, koleksiyonumuzun endüstri açısından üretilebilirliğini değerlendirme payı nedir? Ağırlıklı olarak el işçiliği olan bu koleksiyona katılmamıza ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu da önemli bir konu bence. El ağırlıklı olarak el işçiliğiyle tabii ki katılabilirsiniz. Ama bu el işçiliğinin sektördeki endüstriyel olarak çözümünü de aslında düşünebiliyor olmanız lazım. Yani biz sadece kot kütür gibi kişiye özel bir tasarımı yapacağız. Ama aslında vurgulamak istediğimiz şeylerden bir tanesi de hazır giyim ve giyilebilirlik. O yüzden bunların dönüştürülmüş hallerini de lookların arasında görebilirsek buna ulaşılabilirlik açısından da çok daha etkileyici olur. Yani ben senin tasarımlarını beğeniyorum Maide, giymek istiyorum. Ama öyle şeyler ki belki aylarca bekleyeceğim o elde yapılsın diye. Ama sen bana bir alternatif sunuyorsun. O zaman beni kaçırmıyorsun. Ben senden giyebiliyorum ürünlerimi gibi bir alternatif sunmak için çözümde düşünmek gerekir her zaman. Onu jüri mutlaka sorar. Üretim sürecinde de tabii el işçiliği çok zaman alıyor. Onu da mantıklı Tabii. kullanmak, mantıklı tasarıma Fayda yaymak lazım ki sonra, çünkü o tamamen size bağlı bir şey oluyor el işçiliği. O yüzden önceden denemeler ve mantıklı bir şekilde koleksiyona yaymak da biraz kritik üretim sürecinde. var. Evet. Hüseyin demiş ki geçen yıl katıldım. Geçen yıl el çizimini taratıp girmiştim. El çizimi ya da dijital çizimi değerlendirme sırasında fark ediyor mu? Etmiyor. Hiç fark etmiyor hem de. Kübra da demiş ki tekstil teknolojisi okumadığım için akıllı malzemeler nerede üretilir, nerede yapılır yerlerini bilmiyorum. Tasarımımda kumaşımı akıllı malzemelerden kullanırsam benim için dezavantaj olur mu? Ülkemizde ulaşılabilir mi? Yani bir Yani geçenlerde zor böyle bir konu tabii. bir araştırma içindeydim. Bir de burada şimdi neyle, şimdi bir sorun çözmeye yönelik bir akıllı tekstil mi, bir performans için akıllı tekstil mi? Yani bu renk mi değiştirecek, yoksa anlatırken bakın işte soğukta sıcak, sıcakta soğuk tutuyor gibi bir şey mi anlatacak? Yani bir ne olduğu çok önemli.
Aynen. İkincisi böyle firmalar tabii ki çok fazla tasarımcı adaylarına, bir de tasarımcı adayı yani tasarımcı da olmak yetmiyor bazen. Çünkü çok yüksek metrajları uygulamalar yapıyorlar ama Evet. dediğiniz her kumaşı yaptırmanız bugünkü teknolojiyle mümkün. Ama biz size bu tasarım yarışmasında hani o kapıyı açabilecek miyiz? Ne istediğinizle çok alakası var bunun. Evet, Yani biz de istediğimiz çoğu şeyi bulamayabiliyoruz bu evet. arada. Yani %100 her şeye ulaşabiliriz değil, ulaşamadığımız şeylerin de alternatiflerini araştırırız tabii ki. Aynen. Gökhan da demiş ki, tasarımcının kumaş üzerinde manipülasyonlar uygulanıp kullanmasının artıları var mıdır? Bence var. Çünkü o sizin kişisel bir dokunuşunuz aslında. Artı derken jüri alıp ona artı bir puan yazmıyor tabii ki ama bu eğer tasarımlarını beğenirsen bu artı bir puan oluyor gerçekten. Yani ben diyorum ki hazır bir doku yerine kendi yaptığı bir dokuyu kullanmış ne güzel diyorum mesela. Zenginleştiriyor olayı. Zenginleştiriyor evet. Yani çıkıp bulamayacağınız bir ürünü kullanmış oluyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla Gamze de demiş ki okulda bitirme projemde katılabilir miyim? Katılabilirsin. Sana kalmış tabii ki. Emre, bazı kumaşlarda istediğimiz ve koleksiyonumuzun ruhuna uygun renkleri bulamıyoruz. Final sürecine katıldığımızda istediğimiz renkte kumaş üretilebiliyor mu İTKİP tarafından? boyatabilirsin. Emreciğim, boyatabilirsin, baskıyla çözebilirsin. Çok kolay. Ama numune kumaş yaptırmak özellikle az metrajlar için çok zor tabii ki. Ama o kadar çok kumaş alternatifimiz var ki mutlaka istediğin ne kadar zor renkler olduğunu tahmin yani edemiyorum şu an ama bulunur diye düşünüyorum. Yoksa minimum kumaş metrajları üretimde özellikle zorlayabilir. Teşekkür ederiz. Tasarımlar dışında yarışmacılar arasında belirleyici başka herhangi bir kriter var mı? Özgeçmiş vesaire gibi. Yani burada önemli olan tasarım. Özgeçmişiniz vesaireniz hep sonra geliyor. Onu unutmayın arkadaşlar. Yarışmaya katılıma uygun biri olmanız Tabii, yeterli. aynen, yeterli. Son olarak geçen Kübra sormuş. Son olarak geçen sene sürdürülebilirlik olarak belirlendiğini hatırlıyorum. Konunun bu sene böyle bir şey geçerliliği yoksa istediğim şekilde geçen sene de böyle bir şey yoktu. Hiç tema belirleme söz konusu değil bu yarışmada. Belki başka bir yarışmadadır o. Ama burada yok. İstediğiniz temayla Bir de katılabiliyorsunuz. Özlem şeyi de tekrarlayabilir mi? Yani sürülebilirlik Vurgulayabilirsiniz ve temadan çalışabilirsiniz bu konuda evet. tabii ki. Yani temadan Mümkün. ziyade zaten tasarımcı Zaten hayatımızın bir parçası bir oluyor. parçası aynen Tabii. olmak zorunda. Aynen. Yani bu bir Aynen. trendy topic değil. Bu Tabii. zaten bizim Bir tasarımcılara gereklilik. aynen Evet. adapte olmamız gereken ilkeler. Dolayısıyla Aynen, hepimizin aynen. çok iyi bir şekilde bilmesi ve kendimize göre, markamıza göre adapte etmesi çok önemli. Kesinlikle. Demiş ki, isim okuyamıyorum, çok zor. Anonymous. Dikiş Yani, ha, anonimus bu at. koymamış. Ha, Yani hayır, şey isim yok. herhalde. Dikiş bilmeyen veya da kazanıldıktan sonra herhangi bir alanı el işçiliğiyle yapılacaksa bu bize mi kalıyor? Eğer bilmiyorsak dikiş nakış bu sefer tasarımlarımızı kısıtlamış olacağız. Yani şimdi burada el işçiliği dediğimizde o kadar çok şey kapsıyor ki nasıl bir el işçiliği olduğu çok önemli. Bazı yarışmacılar tamamen kendileri oluşturuyorlar kumaş yüzeylerine vesairesine. Sonuçta siz evet bir şeyleri işlerken, bir boncuk işlerken, işte ne bileyim bir oya yaparken birilerinden destek alabilirsiniz ama sizin yaratıcılığınıza kalmış bir yüzeyse veya bir başka bir şeyse onu kesinlikle sizin yapmanız gerekir. Dikiş bilmenin şöyle avantajları vardır.
uygulamaya geçtiğimizde derdinizi çok daha iyi ifade edebileceğiniz hale getirmiştir sizi. O yüzden çok önemli bana göre. Yani kesinlikle öğrenilmeli. Bu yarışma özelinde değil. Kesinlikle dikiş dikmeyi en azından tekniklerini biliyor olmanız lazım. Evet, geçen sene Merve katılmış. Eksikleri de varmış. Geçen dönemdeki tasarımlarını tekrar düzenleyip katılabilir mi? Sen bilirsin. Tabii ki katılabilirsin. Niye olmasın? Onu getirdiğin şekil önemli sonuçta finalinde. Tuğçe de demiş ki şartnamede yer alan portfolyo hakkında kısa bilgi yazımız tema yazısı mıdır? Moodboardlarda tanıtıcı yazı varsa tekrar başka sayfaya da yazılmalı mıdır? Zaten portfolyo hakkında kısa bilgi yazmak, evet, sizin temanızı anlatan yazıdır. Biz önce o yazıyla karşılaşıyoruz, onu okuyoruz, ondan sonra sizin tasarımlarınızı görüyoruz. Ya tasarımlarınızla birlikte görüyoruz. Mood board'unuzda ayrıca onu devam ettirebilir, yazabilirsiniz. Kumaş tedariği, aksesuar tedariği. Şimdi şöyle, Özge sormuş bunu, tedariği. Şimdi zaten İHKİP size malzemeleriniz için ve aksesuarlarınız için ayrı bir bütçe veriyor olacak. İlk ona kalanlardan bahsediyorum. Siz onunla bir plan program yapıp işte ayakkabılarınız vesaireniz, bütün kumaşlarınız, aksesuarlarınız, baskınız, her neyse onunla minik koleksiyonunuzu oluşturuyor olacaksınız. O sizin bütçeniz olacak. Bütçenizi de siz yöneteceksiniz. Hangisi? İki tane. Bu üsttekini şimdi üstteki demiş ki manipülasyonların fotoğraflarını çekip baskı olarak da kullanabilir miyiz? Ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. İşte bu tamamen bu bir teknik. Bu sana kalmış. Nasıl istiyorsan öyle anlatabilirsin. Biri de şöyle demiş. Sizin için hangi okulda okuduğumuzun önemi var mıdır? Genelde finalistlerin Marmara ve Mimar Sinan ağırlıklı olduğunu gördüm. Herhangi bir yerde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olmamız yeterli midir? Yani ben Güzel Sanatlar Fakültesi ayrıca yüksek okulların moda bölümleri veya sertifika programları, böyle bir genelleme aslında yapmamız yanlış. Biz bütün Türkiye'ye, hatta sonrasında dünyaya yayılan bir sistemle başvuru almak istiyoruz. O yüzden sakın kendinizi böyle işte onları alıyorlar bizi almıyorlar gibi yanlış düşüncelere sokmayın. Sorularımızı da cevapladık şansımcığım. Evet. Detaylı detaylı anlattık. Evet. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Evet, umarım cevaplayabildik kafanızdaki soruları. Dediğimiz gibi lütfen başvurun. Başvurmaktan sakın çekinmeyin. Hepinizi bekliyoruz. Hepinize kapılarımız açık. Şartlara uyan herkese kapımız açık. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Herkese başarılar, merakla, heyecanla başvuruları bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.